Merhaba sevgili üreticilerimiz. Bugün sizlere gübrelemede dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler paylaşacağız. Nedir bu dikkat edilmesi gereken faktörlerimiz? Bir iklim faktörleri, toprak faktörleri, diğer faktörler dediğimizde bitki besin maddesi ihtiyacı, uygulama metodu, zamanlaması ve ekonomik olup olmadığı. Bu faktörlere detaylı bir şekilde değinecek olursak, damlama sulama sistemi, bu sistem ilçemizde de en yaygın olarak kullanılan sulama sistemlerindendir. Gübre uygulamalarının başında ve sonunda tatlı su uygulamalarının yapılması, bu yapılan gübrelemenin homojen bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Damlatıcılarda tıkanma problemimiz olacaktır. Bu problemi çözmek için ayda bir ya da sezon başında ve sonunda asit uygulamaları yapılmalıdır. Yapraktan gübrelemede mutlaka akşamüstü serin saatlerde ve önerilen miktarlarda yapılmalıdır. Gübrenin miktarının doğruluğu kadar verilme zamanı da çok önemlidir. Örneğin fosforlu gübreler meyvenin döllenmesi için çok önemli olduğundan çiçeklenme öncesi uygulanmalıdır. Bir diğer örneğimizi verecek olursak mandalina da kalsiyum noksanlığından kaynaklanan çatlamalar yaşadığımız en büyük problemlerdendir. Bunları yaşamamak için meyvelerimiz ceviz iriliğindeyken uygulanmalıdır. Bir diğer faktöre geçecek olursak diğer kimyasallarla karıştırma işlemine çok dikkat etmeliyiz. Örneğin demir içerikli gübrelerimizi diğer kimyasallarla karıştırmamalıyız. Gereksiz atılan gübreler ağacımızın vejetatif yani yeşil aksamında bir bozukluğa neden olur. Örneğin aşırı bir azot bitkilerin yeşil aksamını gereğinden fazla geliştireceğinden meyvelerimiz küçük kalır ve kabuğu kalınlaşır. Hastalık ve zararlılara karşı bitkilerimizi cazip hale getirmiş oluruz. Gübrelememizi tüm bu faktörleri dikkate alarak yaptığımızda ürün kalitemizi ve verimimizi artırmış oluruz. Teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.